Merhabalar değerli Webrise TV izleyenleri. Girişimcilik zirvesinde Hummingbird Ventures'tan Fırat İleri ile beraberiz şu an. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. 2013 yılındayız şu an. Biraz geçmişe dönüp sizin portföyünüzdeki şirketlerle ilgili bilgiler alabilir miyiz? Nasıl gidiyorlar? Tabii ki biz Hummingbird olarak 2009 gibi Türkiye ile ilgilenmeye başladık. İlk yatırımımızı Digitouch diye gelir ortakları olarak da tanıyabilirsiniz. Bir dijital ajansla beraber, affiliate marketing yapan bir ajansla beraber başladık. Ondan sonra pazarı daha iyi tanıma fırsatı bulduk. 2010 sonu gibi Peak Games'e yatırım yaptık. İlk yatırımcı biziz. Ondan sonra Çiçek Sepeti'nde bir yatırım yaptık. Türkiye ve Orta Doğu ile çok ilgiliyiz. Aralık ayında 40 milyon dolarlık yeni bir fon kapattık. Ve Türkiye ve Orta Doğu'ya yatırım yapmayı devam ettireceğiz. Portföy şirketlerimizden çok memnunuz. Zaten o yüzden Hummingbird aslında Avrupa odaklı bir yatırım şirketiydi ve bunun bir kısmını Türkiye'ye ayırıyorduk. Şimdi strateji olarak bu bölgeye çok daha fazla miktarda bir yatırım ayırdık ve şu anda fokusumuz Türkiye ve Orta Doğu. Peki e-tohumun bu seneki girişimlerine baktığımız zaman e-ticaretin biraz ağırlığını yitirdiği ve yerini mobil gibi, oyun gibi şirketlere bıraktığını görüyoruz. Sizin 2013'teki gelecek planlarınızdan kısa vadede böyle bir odaklanma gibi şeyler var mı? Bunları sorabilir miyim? Yani 2008-2009'dan beri e-ticaret Türkiye'de çok büyüdü. Çok şirketler kuruldu. Bayağı büyük yatırımlar aldılar. Ama şu anda siz de haberlerden gördüğünüz gibi e-ticaret şirketleri çok iyi gitmiyor. Çok fazla rekabet var. Marjlar dünyayla karşılaştırdığınız zaman çok daha düşük. Kullanıcı almanız, yani user acquisition cost bayağı yükseldi. O yüzden e-ticaret de artık yatırımcıların da çok yatırım yapmak istediği bir sektörden çıktı. Tabii büyük oyunculara hala daha yatırım yapmak istiyorlar. Ama küçük oyuncular, yani startup olarak e-ticaret alanına girmeniz artık zorlaştı diye düşünüyorum ben. Biz de çok pozitif değiliz. O yüzden de girişimciler bunu herhalde hissedip artık mobil alanlara, mobil uygulamalara ve oyunlara daha ağırlık verdiklerini görüyorum ben. Hummingbird olarak biz aslında, yani sektör bazında bakmıyoruz. Aradığımız şey iyi bir girişimci ekibi ve onun yanında büyük bir pazar. Değişik bir e-ticaret modeli gelirse onunla da ilgilenebiliriz ama yani standart modeller artık yavaş yavaş daha sıkıntılı olmaya başladı girişimciler açısından. Çünkü yatırım bulamıyorlar ve yatırım bulmadan e-ticaret modeli yürütmek şu pazarda zor gibi geliyor bana. Ben mobil alanda, yani Türkiye'nin daha 1-2 senesi olduğunu düşünüyorum. Ama takımlara baktığınız zaman iyi takımlar var. Türkiye, yani global oynanabilecek bir pazar olduğunu düşünüyorum ben. Mobil oyun şirketi olduğunu duydum e-tohum 40'ta 3-4 tane. Ben mobil oyun alanına bayağı ilgiliyim ve o alanda yatırım gelebileceğini düşünüyorum önümüzdeki yıllarda Hummingbird'den. Oyun sektörüyle Peak Games'de de tecrübemiz var. Daha önce de Avrupa'da yatırımlarımız oldu. O yüzden o alana ilgiliyiz. Türkiye'den de umarım o alanda iyi çıkışlar olacak, iyi büyük şirketler olacağını düşünüyorum. Son olarak Startup Turkey eventini sormak istiyorum. Zannediyorum siz de Antalya'da olacaksınız. Aha. Beklentiniz neler o eventten? Yani o güzel bir etkinlik. Burak'ı tebrik etmek lazım. Yani senelerdir Türkiye girişimci ekosistemini geliştirmek adına bayağı güzel şeyler yaptı. Yani o kadar Türkiye'deki girişimciyi hem yabancı hem de lokal yatırımcılarla bir araya getirmek için çok güzel bir organizasyon. Geçen sene de oradaydım. Yani amacımız orada e-tohum 40 şirketlerini iyi bir şekilde tanımak. Girişimcilerle bayağı daha fazla vakit geçirmek. Çünkü biz yatırım yapmadan girişimcilerle vakit geçirip onları daha iyi tanımak istiyoruz. Onun için çok güzel bir fırsat. Çok teşekkürler yaparsanız için. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın.